Ramazan başından bu yana tabii serin bir Haziran ayı geçirdik. Bu serin Haziran ayı geçen seneyle veya önceki senelere kıyasladığımız zaman tabii serin bir Haziran ayıydı. Ama uzun yıllar ortalamasıyla kıyasladığımızda uzun yıllar ortalamasının sadece yarım derece altında diyebiliriz. Ama önümüzde tabii daha bir hafta Haziran var ve sıcaklığımız bugünden, yarından itibaren hızla artmaya başlayacak. Dolayısıyla önümüzde sıcak bir haftalık bir Haziran ayımız bizi bekliyor. Önümüzdeki bir haftalık hava tahminine bakacak olursa baktığımızda yağışlı sistemin bugün tamamen Ege'nin iç kesimlerine doğru kaydığını görebiliyoruz. Sahil kesimlerinde havanın açık, az bulutlu olduğunu görüyoruz. Sıcaklıklar dün 25 derece olan sıcaklıklarımız bugün 29 derece kadar yükseliyor maksimum sıcaklıklarımız. Önümüzdeki günlere baktığımızda çarşamba günü hava daha da açıyor. Bölgenin tamamında hava açık, az bulutlu, sıcaklık 29'dan 31 derece çıkıyor İzmir'de. Arkasından perşembe günü yağışlı sistem tamamen doğuya doğru kaydığı için bölgemizde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ege'de, İzmir'de sıcaklıklar 33 derece. Cuma günü artık yağışlı sistem cumadan sonra yurt genelinde de etkisini tamamen kaybediyor. Yurt geneli açık, az bulutlu bir havanın etkisine gireceğini görebiliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazartesi açık, az bulutlu bir havanın etkisinde görünüyor. Dolayısıyla bölgemizde, özellikle Ege bölgesinde sıcaklıklarımız artmaya devam ediyor. 34 derece cuma günü, cumartesi 35 derece, pazar ve pazartesi de artmaya devam ediyor. 36 derecelere kadar çıkıyor ki bu sıcaklıklar bayramda görünen sıcaklıklar, dün yaşadığımız sıcaklıklara göre en az bir 10 derece üzerinde bir sıcaklık artışı görünüyor. Tabii düne göre 10 derece daha sıcak bir Ramazan bayramı bizi bekliyor. Dolayısıyla açık ve güneşli bir Ramazan ayı bizi, Ramazan bayramı bizi bekliyor diyebiliriz şu anda. Tabii ilerleyen günlerde tahminler ufaktan da olsa değişebiliyor ama şu an bizim tahminler onu gösteriyor. İzmir'de önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumuna baktığımızda bugün 29 derece bekleniyor. Yarın 31, 33, 34 ve 35 gördüğü gibi hızla artarak sıcaklıklarımız yükselişe geçiyor. Haziran ayında tabii kuzeyden gelen yağışlı sistemler sıcaklığın yükselmesini frenliyordu. Tam yükselişe geçeceği sırada yağışlı sistem geldi ve sıcaklığı düşürüyordu. Mevsim normallerini yerler altına düşürüyordu. Ama önümüzdeki süreçte artık yağışsız bir periyoda da giriyoruz. Özellikle Temmuz-Ağustos ayları yağışın en az olduğu aylar bizim Ege bölgesi için. Dolayısıyla sıcaklıklara baktığımızda yağış bir kere zaten mevsim normallerinde. Yani sıcaklık, yağışlar fazla beklenmiyor. Sıcaklıklara baktığımızda ise sıcaklıklarda bölgemizin özellikle sahil kesimlerinde 0 ile 1 derece civarında sıcaklık artışı bekleniyor. İç kesimlerde ise Uşak, Kütahya, Akyol-Karahisar civarlarında ise 0 ile 1 derecenin birazcık üzerinde sıcaklık artışları beklenebiliyor. Ne, mevsim normallerinin üzerinde değil Temmuz, mi? Temmuz, tabii mevsim normallerinin 0 ile 1 derece. Dolayısıyla sahil için 0 ile 1 derece üzerinde söyleyebiliriz sıcaklık artışları. Ağustos ayında yine sıcaklık artışlarımız yine mevsim normallerinin 0 ile 1 derece üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Yurdun iç kesimlerde daha kırmızı olan yerler sıcaklıkların 1 derece ve üzerinde seyredeceği yerler olarak görebiliyoruz. Evet, Haziran ayı başından bu yana sıcaklıklar dediğimiz gibi mevsim normallerinin altında yer yer seyrettiği için serin bir hava yaşadık. Ama bu önümüzdeki, bugünden itibaren sıcaklıklar hızla artmaya başlıyor ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bu ani sıcaklık artışlarından dolayı tabii ki sıcaklıklarımız mevsim normallerinde görünüyor. Yani çok aşırı bir sıcaklık artışı yok ama kısa sürede
ciddi sıcaklık artışı, bir 10 dereceye yakın bir sıcaklık artışı, bir hafta içerisinde 10 dereceye yakın sıcaklık artışı görüldüğünden dolayı vatandaşlarımız biraz daha dikkatli ve tedbirli olmasını tavsiye ederiz. Sıcak çok bunaltıcı bir sıcak olmayacak ama kısa sürede yüksek sıcaklık artışı, 10 derecelik sıcaklık artışı vatandaşlarımız nezdinde yüksek sıcaklık olarak görünebilir. Onun için biraz daha dikkatli olabilirler diye düşünüyorum. Türkiye'de çekiyor. Evet. Bir de o en son İzmir var değil mi? Türkiye haritası. Evet. İzmir'de ve iç kesimlerdeki sıcaklık.